Herkese merhabalar. Ben Avukat Müşteba. Uluslararası Maviler İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı bünyesindeki Esenyurt İlfuat'ta yasal danışman olarak hizmet vermekteyim. Bu videoda sizlere eğitim hakkına erişim süreçleriyle ilgili bilgi ve güncel uygulamaları aktaracağım. Sosyal ve hukuk devleti olmanın bir gereği olarak Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitime her bireyin erişim imkanı sağlanmaktadır. Mülteci ve sığınmacılar yetkili makamlara başvuru ile kayıt işlemlerini tamamladıktan ve kimlik belgesini aldıktan sonra eğitime erişebilirler. Henüz kimlik başvurusunda bulunmamış çocuklar yalnızca misafir öğrenci statüsünde okula kayıt olabilirler. Ancak bir kısıtlamayla karşılaşmamak için en kısa sürede kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekir. Okula kayıt usulleri her ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tesis edilen ilçe eğitim komisyonu tarafından belirlenmektedir. COVID-19 virüsüne yönelik sağlık güvenliği kapsamında eğitim süreçleriyle ilgili bazı tedbirler alınmıştır. Eğitim sürecine yönelik önlemlerle ilgili güncel bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı duyurularından takip edebilirsiniz. Duyuruları takip edebileceğiniz linki ise altında görebilirsiniz. İlk ve orta öğretimde uzaktan eğitim süreci iki temel yolla yürütülmektedir. Birincisi, sınıf seviyelerine göre video derslerin yayınlandığı televizyon kanalları, yani TRT EBATİ. İkincisi ise, altyapısı daha önceden oluşturulmuş ulusal uzaktan eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı, yani EBA web portalı. Bu web portalına altyazımızda geçen link üzerinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'de 12 yıllık eğitimini ulaşabilir tamamlamış olmakla yüksek öğretime erişim sağlanabilir. Ancak eğitimin başka bir ülkede tamamlanması halinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru ile denklik belgesi alınması gerekir. Çocuk, genç, yetişkin, herkes ikamet ettiği il veya ilçedeki halk eğitim merkezlerine kurs için başvuruda bulunabilirler. Halk eğitim merkezlerine kayıt ücretsizdir. Ancak kayıt için kimlik belgesi gerekmektedir. Bu videoda sizlere eğitime erişim hakkı ile ilgili makamları ve süreçleri açıkladım. Bu bilgilerle videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Videomuzun sonunda hizmet verdiğimiz ofislerin telefon numaralarını göreceksiniz. Bu ve benzeri konularla ilgili detaylı bilgi edinmek için bize bu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan linki tıklayarak videomuzla alakalı yorumlarınızı iletebilir ve formda yer alan siteden bir sonraki videomuzun konusunu belirleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.